Avukat Merve Yavuz, sosyal medya mecralarındaki kullanıcıların fotoğraf ve bilgilerinin kaydedilmesinin 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası oluşturabileceğini söyledi. Avukat Merve Yavuz, kişilerin sınırlı olarak paylaştığı bütün verilerin kişisel veri olarak geçtiğini dile getirdi. Kişisel veri kişinin sınırlı bir çevreyle paylaştığı, yetkisiz üçüncü kişilere açmadığı nüfus kayıtları, adli sicil kayıtları, banka hesap bilgileri, kimlik bilgileri ve bu kapsama alınabilecek sosyal medyadaki verileri, fotoğrafları, videoları bunların hepsi kişisel veri olarak geçmektedir. Bu konuda Türk Ceza Kanunu'nda kağıt üzerinde ya da dijital ortamda olması ile ilgili bir ayrım yapılmamıştır. Kişisel verilerin kayda alınması, depolanması, paylaşılması bazı durumlarda hukuka uygun kabul edilmektedir. Yasal çerçevede örneğin kamusal hizmet veren kurum ve kuruluşlarda, internet alışverişlerinde, kredi kartıyla alışveriş yaparken mecburen kişisel verilerimizi rıza ile paylaşıyoruz. Ve bu verilerin toplanması, paylaşılmasında hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Kişisel verilerin korunması kanunu kişisel verileri geniş kapsamlı düzenlemekle birlikte asıl cezalar Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmektedir. Özellikle 135 ve 136. maddelerde kişisel verilerin kaydedilmesi ve devamında paylaşılması, yayılması suç olarak düzenlenmiştir. Avukat Yavuz, kişisel verilerin kaydedilmesinin ve paylaşılmasının hapis cezası sonucu olabileceğini belirtti. Kişisel verilerin kaydedilmesi özellikle hukuka aykırılık unsuruyla birlikte değerlendirilmelidir. Tabii biz kişisel verilerin kayda alınması suçundan bahsederken teknoloji çağında yaşadığımızı da dikkate alırsak aslında en sık karşılaşılan zararlar dijital ortamlardan doğan zararlar. Özellikle WhatsApp, Instagram gibi çok sık kullanılan, çok fazla kişinin üyeliğinin bulunduğu mecralarda. İnsanlar paylaşımlarını sadece arkadaşlarına yönelik yapabiliyor ama bu paylaşımlar kötü niyetle üçüncü şahıslara da aktarılabiliyor. Instagram'da paylaştığımız fotoğrafların kim tarafından ne şekilde kullanılacağını bilemiyoruz. Genelde de kötü niyetle kullanılabiliyor. Böyle bir durumda Türk Ceza Kanunu'nun hapis cezasına ilişkin hükümleri devreye giriyor. Özellikle 135. maddede düzenlenen kişisel verilerin kayda alınması ve 136. maddede düzenlenen bu verilerin paylaşılması, yayılması için farklı cezalar öngörülmüş durumda. Kayıt altına alma durumunda 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşabiliriz. Yine paylaşma ve elden ele yayma durumunda ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası gündeme geliyor. Yine kanunda bunu artıracak, azaltacak nedenler de düzenlenmiş durumda. Her somut olay özelinde ayrı ayrı değerlendirilebilir. Vatandaşlara özellikle önermek istediğim sosyal medya kullanımını sınırlamaları, özellikle çocuklar için ya da dikkat çekici kişiler için sınırlı bir düzeyde kullanıldığında daha az zarar verecektir. İlla ki kullanmamız gerekiyorsa da gizlilik önlemlerini mümkün mertebe almamız, sosyal medya kullanımına dikkat etmemiz gerekmektedir. Öncelikle tabii ki idari kurum ve kuruluşlara başvuru imkanları bulunmaktadır. Ancak hukuken başvuruda bulunmak daha etkili sonuç doğuracaktır. Bu kapsamda öncelikle şikayette bulunulur, gereken araştırma soruşturma makamınca yürütülür, ceza dava dosyası açılır, suçluların cezalandırılması sağlanır, akabinde tazminat sorumluluğu gündeme gelir.